devredildi. Ve devredildikten sonra Milli Piyango, bildiğimiz, yıllardır tanıdığımız Milli Piyango'da bir takım değişimler yaşandı. Biz bunları nereden öğrendik? Aslında Atilla Sertel'in, ben sizin komisyon tutanaklarını okudum, komisyon tartışmalarını, onları soracağım. Oradaki tartışmalardan öğrendik ki aslında biz bunun sahibini bile bilmiyoruz, bilmiyormuşuz bir süre sonra. Aslında bu kurum uzun süre boyunca, 1,5 senedir denetlenmiyormuş. Öte yandan kurumun gelirlerinde tuhaf şeyler oluyor. Öte yandan Türkiye'nin tam da kara parayı, şunu bunu, para hareketlerini konuştuğu bir yerde burada da tuhaf gelişmeler var. Bunların hepsini birden en iyi bilen kişiyle, CHP İzmir Milletvekili Atilla Serter'le konuşalım istedik. Ben ilk soruyu sorarak şöyle başlıyorum. Milli Piyango'nun, artık milli denir mi bilmiyorum, başındaki milli kaldırılsın diyenler var. Çünkü sonuçta Varlık Fonu tarafından satılmış bir şirkete, kurumdan söz ediyoruz. Milli Piyango'nun sahibi kim şu anda? İyi akşamlar diliyorum. Gerçekten bilsem hemen söylerim. Ve derim ki sahibi şu. Ama Sisal şans ortaklığına Milli Piyango 2020 yılının Ağustos ayında satılmıştı. İtalyanlar ortaktı. Ve aynı zamanda Demirören grubu ve birlikte Milli Piyango'yu satın aldılar. Sonradan İtalyanların Milli Piyango'daki hisselerini bir başka şirkete sattığına ilişkin bilgiler geldi. Ben de o tarihte onu duyduğumda Milli Piyango Müdürü Bekir Yunus Uçar'ı aramıştım telefonla. Konuştuk kendisiyle ve sordum. Dedim ki Milli Piyango kime satıldı? Yani bu Sisal Şans ortaklığı Milli Piyango'daki hisselerini kimlere devretti? Bunlar kim? Güvenilir insanlar mı? Başka bir şirket olarak onu kit komisyonunda da sordum. Acaba bunlar kara para aklayıcısı mı? Uluslararası kumar şirketi mi? Bütün bunların hepsini sorduk ama yanıt verilmedi ve verilmiyor. Bunu bilen Varlık Fonu dışında, yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dışında bunu kimsenin bilme ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Bekir Yunus Uçar, Milli Piyango Genel Müdürü hiçbir açıklayıcı bilgi vermedi. Ne telefonda verdi daha önce aradığımda, ne de komisyonda verdi. Milli Piyango 1939 yılından bu yana Türkiye'de Milli Piyango, yani çekilişler düzenleyen ve devlet tarafından kazanılan parayı işte savunma sanayine, çocuk esirgeme kurumlarına veya devlete aktaran bir kuruluş iken, 2017'de biliyorsunuz Türkiye Varlık Fonu'na devredildi, 2018'de de satıldı. Milli Piyango denmesi mümkün değil, millilik kalmadı. Çünkü satılmış bir şirketin milliliği olmaz. Bence onun hemen adının kalkması lazım ama daha önceden AKP muhalefetteyken, Milli Piyango iken Milli Piyango, kumarın millisi olmaz, başındaki milliyi kaldıralım diyordu. Kendisi uluslararası şirketlere, bizim çok büyük bir gelir kaynağımız olan ve Türkiye'deki vatandaşlarımızın güvenerek piyango bileti aldığı noktadan özelleştirme yoluyla çok uluslu şirketlere, başka şirketlere satarak Türkiye'de gerçekten olmazı oldurdular. Ve Milli Piyango 1,5 yıl değil, tam 2 yıldır şeyi denetleyemiyor. Yani çekilişleri denetleyemiyor. Kimlere ikramiye çıktı, ne kadar çıktı, ne kadar ikramiye dağıtıldı. Bu böyle bir denetim yok Milli Piyango'da. İşte tam da size, zaten tam da size bunu soracağım. Yani şu an anladık ki siz kit komisyonundasınız, mecliste Milli Piyango'nun sahibini bilmiyoruz. Yani bunu, hani ben tutanaklara da bakıyorum. Şimdi burada benim bir düzeltme yapmam lazım. Milli Piyango'nun sahibi belli. Ha tamam. Milli Piyango'nun sahibi kamu. Evet, kamu. Hayır. Varlık Fonu. Evet. Varlık Fonu. Evet. Burada yapılan özelleştirme 10 yıl boyunca Türkiye'de şans oyunları düzenlemesi yetki ve imtiyazını bir şirkete veriyor. Orada sahibi belli olmayan o.
Tamam. İşte zaten ben evet, kim düzenliyor? Söylediğiniz kim düzenliyor? Yani şu anda Milli Piyango'yu kim yürütüyor o belirtiyor. Tam olarak bunu söylüyorum. O devredilen yetkiyi kim yürütüyor? Sizden, ben tutanaklardan da siz. Çünkü tutanaklarda bürokratları sorgulamışsınız adeta. Ve yanıt alamamışsınız evet. Bir türlü. Onu okuyorum ben. Şu an önümde duruyor tutanaklar. Zaten... İkincisi şunu söyleyeceğim. Bir buçuk yıl... Çok şirket için alamıyoruz o soruların yanıtları. Evet. Şöyle bir soru işareti var. Bizi izleyen Ahmet amcanın, Ayşe teyzenin kafasında şöyle bir soru işareti var. Bu Milli Piyango çekilişleri acaba dürüst bir şekilde yapılıyor mu diye. Eskiden devlete güveniyordu. Yani hani değil mi? Böyle bir devletin böyle bir güveni var. Sizin de söylediğiniz gibi yıllardır yapıyor. Kazanamasa dahi, biletine çıkmasa dahi onun gelirinin nereye gittiğini biliyordu en azından. Ne kadarı çocuk esirgeme kurumuna, ne kadar savunması... Şimdi siz 1,5 yıldır denetlenemiyor diyorsunuz. 2 yıldır denetlenemiyor diyorsunuz. 2022 Ağustos'tan itibaren denetlenemiyor. Peki bu arada neler olmuş olmasından şüpheleniyorsunuz? Daha açık sorayım size. Ne olmuş olabilir? Şimdi Sayıştay diyor ki, Barış Terkoğlu, buranın yani bu piyango çekilişlerinin Milli Piyango İdaresi tarafından denetlenmesi lazım. Ve denetim yetkisinin Milli Piyango İdaresi'nde olması gerektiğinin altını özenle çiziyor. Çünkü ne kadar para dağıtılıyor, ne kadar para toplanıyor, ne kadar kişiye çekilişte para dağıtıldı, hangi ikramiyeler çıktı, kime çıktı, nasıl çıktı, bunların hiçbirinin bilgisi yok. Yani Milli Piyango İdaresi'nde yok. Milli Piyango yönetimi de bu konuda rahatsız. 12 Nisan 2022 tarihinde yeniden bakanlığa yazı ile göndermişler. Demişler ki bize onay verin ve gazetede yayınlanması için de Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hukuk Mevzuat Genel Müdürlüğü'ne iletildiği cevabı da verilmiş kendilerine. Ama o yetki hala verilmemiş. Hani diyorlardı ya Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiği zaman her şey çabuk olacak, hemen halledilecek. Tam 2 yıldır Milli Piyango İdaresi bu kuruluşun yani özelleştirilen ve çekilişleri yapan kuruluşun denetimini yapamıyor. Sayıştay da böyle olmaz arkadaş diye 2 senedir raporla yazıyor. Geçmişte sizin de belirttiğiniz gibi ben 7 yıldır kit komisyondayım. Milli Piyango devlette olduğu zaman TRT'de çekilişler yayınlanır ve çıkan numaralar TRT'de canlı olarak gösterilirdi vatandaşlara. Ve o zaman Milli Piyango'ya bir güven vardı. Şimdi giderek o güven yok oldu ve giderek Milli Piyango biletinin satışında büyük oranda düşmeler var. O nedenle ben zannediyorum ki 1-1,5 yıl içerisinde o var olan şirket bu Milli Piyango çekilişlerini kuruma iade edecek. Öyle görüyoruz yani biz öyle öngörüyoruz çünkü vaat ettiklerini yapamadılar. Ve arttıramadılar geliri arttıramadıkları gibi çok değişik ve dallı oyunlar yapmaya başladılar. İşte kartlarda altın yumurtaya tavuk bilmem ne, kazı kazan şu bu, loto sayısal ama hiçbirinin ne kadar ikramiye dağıtıldığını, hiçbirinden ne kadar insanın, kaç kişinin ikramiye kazandığını kimse bilmiyor. Çünkü bir denetim yok. Milli Piyango İdaresi'nin de bütün kurum personeli şu anda ne yazık ki bankamatik memur gibi oldu ve hiçbir iş yapmayalar para alıyorlar. Şimdi yeniden eşya piyangosu düzenlemeye başladılar. Çok komik gelecek belki ama. İkinci el araç ihalesi. İkinci el araç ihalesi. İkinci el araç çekilişi yapmaya kadar işi götürüyorlar. Bilgisayar çekilişi yapıyorlar, telefon çekilişi yapıyorlar. Neden biliyor musunuz? Sadece Milli Piyango'nun kurumda bulunan insanların paralarını ödeyebilmek için 10 müfettiş var Milli Piyango'da şu anda. Orada oturuyor. Hiçbir iş yapmadan oturuyor. Ve gerçekten halbuki çok ne üzücü yapmalıydılar? Üzücü olan şu, 30 şube vardı 18'e düştü. Yani merkez teşkilatı, daire başkanları, teftiş kurulu müşavirleri var ama hiçbir iş yapmıyor. Yani Milli Piyango'yu kadık hale getiren bir anlayış, bu iktidar anlayışı gerçekten çok büyük zarara uğrattı Milli Piyango'yu. Atilla Bey, dediniz ki 10 müfettiş var ve hiçbir iş yapmıyorlar.
normalde özelleştirmeden sonra, başında söylediniz ama bu özellikle müfettişlerin işi olduğu için ısrarla soruyorum. Evet. Ne yapmalıydı onlar? Gidip bu özelleştirilen şirketi ne kadar ikramiye dağıttı, kaç bilet sattı, o gelirlerin ne kadarını ikramiye olarak verdi, bunları denetlemeleri gerekmez miydi? Kesinlikle denetlemeleri lazım. Milli Piyango'da, yani bu sözleşmede var olan madde, mevzuat değişikliği yapılması lazım. Bu yapıldığı takdirde Sisal Şans Grubu'nu denetleyebilecek Milli Piyango. Bu mevzuat değişikliği yapılmadığı için Milli Piyango'nun çekilişlerini yapan kuruluşların herhangi bir şekilde hiçbir denetimi yapılamıyor. Biz Milli Piyango kuruluşunu denetliyoruz ama Milli Piyango şu anda hiçbir şey yapmadığı için bizim denetimimizin bir anlamı yok. Asıl olan o var olan kuruluşun denetiminin yapılması lazım. Sayıştay da buna işaret ediyor. Zaten Türkiye Varlık Fonu'nun da denetimini KİT Komisyonu olarak yapamıyoruz ya da meclis olarak yapamıyoruz. Onun içinde ne oluyor, ne bitiyor, oradan kime, kim, hangi şeyi satıyorlar, hangi, kaça satıyorlar, nasıl satıyorlar, onların da bir denetimi olmadığı için bu çok önemli bir şey. Çünkü Türkiye'de Emin Çapa, yasa dışı kumara yönelik inanılmaz bir eğilim başladı. Yani Türkiye'de geçen yıl dönen para yasa dışı kumarda 50 milyar liranın üzerinde bir para dönüyor Türkiye'de. Ve Bilgi Teknolojileri Kurumu güya bunlarla uğraşıyor ama asla başa çıkamıyor. Bugün internet sitesinde çocukların bile kumar oynayabilecekleri onlarca site var. Ve çocuklar kumara alıştırılıyor ve çocuklar o yasa dışı bahis çetelerinin elinde anne babalarından aldıkları paralarla ya da buldukları paralarla oralarda kumar oynar hale geldiler. Sayıştay bu konuda da uyarı yapıyor. Biz de uyarı yapıyoruz. Milli Piyango İdaresi de uyarı yapıyor ama Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun KİT Komisyonu'ndaki bulunan bir avukat yetkilisi şunu söyledi. Biz başa çıkamıyoruz çünkü kapatıyoruz siteyi. Kapattıktan yarım saat sonra yenisini açıyorlar diyor. Ama bu sürekli takip halinde alması lazım. Milli Piyango İdaresi'nin bu konuda güçlü olması lazım ve Milli Piyango İdaresi'nin yasa dışı paranın önüne geçmesi lazım. Bunun ne önemi var diyeceksiniz. Çünkü Türkiye'de ne vergi ne algı ve binlerce on binlerce aile çocuğu, genç kumar oynuyor internet üzerinden. Bunu da ne yazık ki önleyemiyor. Milli Piyango da önleyemiyor. Ben şunu soracağım. Şimdi siz tutanaklarda o BTK'yı da, BTK bürokratlarını da sorguluyorsunuz bu yasa dışı kumarla. Hatta tasvirler var orada. Aslında insanlar yasa dışı adı üstünde kahvede oynuyorlar. Çocuklar okulda oynuyorlar. Ya yasa dışı kumar adı üstünde. Orada size sormuşsunuz. Kaç tane peki siteyi engellediniz? Aslında oradan anlıyoruz ki son derece yetersiz. Normalde maalesef. Belki emin de ben de çocuğuma aman loto oynama, toto oynama diye olabiliriz ama devletin bu işi yapıyor olması bu işin yasa dışına çıkmasını engelliyordu. Şimdi yasa dışına çıkınca ne oldu? Bakın bugün Falyalı cinayetinin iddianamesi çıktı. Bütün medya, belki haber bültenleri şu an diğer televizyonlarda bunu geçiyor. Şunu gördük ki biz bu Sedat Peker tartışmasında yasa dışı bahis mafya demek. Kara para demek. Aynen, evet. Dünya üzerinde kara para hareketi demek. Siz Türkiye'de 50 milyar dolar dediniz. Kıbrıs üzerinden dönen bir, zaten siz de söylüyorsunuz yavru vatandan geçen bir ayağı var. Dünya üzerinde var. Aslında bir mafya oluşumu. Belki de devletin bundan vazgeçmesi sayesinde sağlandı ve sanki son dönemde siyasi iktidarın mafyayla yan yana gelişini de kolaylaştıran bir fotoğrafmış gibi sanki bu. Aynen. Öyle yorumlanır ve doğrudur o yorum. Evet. Çünkü siz eğer yasa dışı kumarın önüne, yasa dışı bahis önüne geçemezseniz ve bizim çocuklarımız internet üzerinden çok kolay bu sitelere ulaşabiliyorsa, siz isterseniz bir ayağınızı alın, iPad'i ya da laptopu ya da cep telefonunu, bahis sitesi yazın, size onlarca olanak çıkıyor ve onlarca olanağın içerisinde ilk başlangıcında size 1000 lira ikram ederek 1000 lira bizden başlayın diye başlatıyorlar.
ve gerçekten çok büyük zehirleyici bir durumdur. Devletimizin bu konuda çok hassas olması lazım. Yani mutlaka önlemleri çok sıkı, denetimleri çok sıkı yapması lazım. Bilgi teknolojileri merkezinin çok sıkı çalışması lazım. Ve halkın da bu internet siteleri üzerinden kumar oynatılan siteleri gerçekten yetkililere bildirmesi lazım. Buradan ben çağrıda bulunayım. Bu yapılması lazım ama bu konuda vatandaştan ziyade Milli Piyango İdaresi'ne düşüyor görev. O konuda Milli Piyango İdaresi uzman insanları çalıştırması lazım, bünyesinde bulundurması lazım. Ve yasa dışı bahisle, kumarla mücadele etmek lazım Türkiye'de. Ama çok büyük bir zarar veriyor. Atilla Bey, şimdi şunu bir görmemiz lazım. Ekonomik krizin derinleştiği her yerde insanlar bir gelir yaratmak istiyorlar. Yani maalesef. Sizin çok paranız varsa, hayat endişeniz yoksa eğlence için kumar oynarsınız. Eğleniyorsunuzdur. Ne bileyim, o heyecanı hissetmek istiyorsunuzdur. O kaybettiğiniz paranın da sizin için bir önemi yoktur. Ama Türkiye'de bahsettiğiniz bu kadar geniş kesimler herhalde eğlence için, o kadar rahat olup eğlence için, heyecan olsun diye oynamıyorlar. Bunu insanlar gelir yaratmaya çalışıyorlar. Bunu da bir kenara, ben özellikle söylediğinizde bir şey olarak değil ama bir kenara not etmek istedim. Çünkü ağır kriz dönemlerinde insanlar bu tip davranışlarda bulunurlar. Teknoloji de bunu kolaylaştırınca daha da zorlaşıyor. Şimdi şunu söyleyeceğim. Şöyle bir yanılgı yok mu? Hep bu neoliberal kafanın getirdiği bir şey. Devlet kurumları kötüdür, her şeyi verelim. Zaten özel sektör harika yapıyor. Şimdi bakın, sizin yine KİT komisyonunda yaptığınız şeylerden, bilgilerden çıkan bir şey. Mesela sayısal loto. Değil mi? En çok bilinen oyun. Sizin komisyon tutanaklarından sayısal lotodaki gelirin durumunu. 2017'de 655 milyon küsür geliri var sayısal lotonun. Sadece bir oyun bakın. Evet. 2018 862 milyon. 2019 940 milyon. 2020'de ne olmuş biliyor musunuz? Özelleştirme. Yani bu devirden sonra. 2020'de 477 milyon. Evet. Ki enflasyon var tabii. Bir yıl geçmiş, enflasyonu geçtim. Yarı yarıya düştü. Sonra daha da düştü. Evet, sonra da daha da aşağı. Bakın şans topu 10 numara, süper, hepsi düşmüş. Evet. Hepsi düşmüş. Bunu neye bağlıyorsunuz? Ya bunu neye bağlıyorsunuz? Şunu soracağım size. Vatandaş, evet, sizce mesela bu oyunlarda aynı bayiye çıkma haberleri yapıldı, her yerde gördünüz. İşte bir takım arka arkaya devretme filan gibi kafasında soru işareti oluşturduğu için mi bu oyunlara yönelmiyor? Yoksa bu oyunlar devletin yaptığından daha kötü bir organizasyonla yapıldığı için mi gelir bu kadar düştü? Aslında Emin biraz önce anlattı çok güzel bir şekilde. Devletin altın yumurtlayan bir tavuğu var. Düşün, Emin, bir oyun sadece 1 milyar getiriyordu 2021'de. Verdi be. O haliyle bile kötü işletiliyor. Yani bunu neye bağlıyorsunuz? Şuna bağlıyoruz. Milli Piyango devletin idaresinde olduğu zaman vatandaş daha güven duyuyordu ve şöyle bakıyordu hadiseye. Yani ben kaybetsem de bu para devlete gidiyor, devlet kazanıyor. İşte o devletten belli kurumlara para aktarılıyor ve sorun yok diye düşünüyordu. Fakat özelleştirildikten sonra bir güven yitimi söz konusu oldu. Emin Çapa'nın söylediğine katılmakla birlikte şimdi var olan sayısal, var olan şans topu, şu bu oyunların daha çok oynanması gerekiyordu. Ekonomide, yani daha çabuk köşe dönmek isteyenlerin daha çok o oyunlarla para yatırması lazımdı. Yatırmıyor. Bir yanı dışına. O. Güvensizlikten kaynaklanan bir hadise bu. İkincisi de hakikaten vatandaşın şans oyunlarına ayıracak parası da kalmamış olabilir. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. Millet ekmek derdine düşmüş olabilir. Burada da bir bakış açısı olabilir. Ama kaçabilir yani oradan. Başka oyunlara da gidebilir. Yani dediğim o yasa dışı bahis sitelerine gidebilirler. Çünkü oradaki
kazanç oranı bunlara göre daha yüksek oranda gözüküyor. Bunu da ben söylemedim. Milli Piyango İdaresi'nin genel müdürü söyledi o şeyde. Arttırmak lazım Milli Piyango'nun dağıtım oranını, işte diğer şans topu, sayısal lotoda ikrami oranlarını arttırmak lazım gelir diye kendisi ifade etti. Şimdi buradaki hadise şu. Bu şirketler hem sayısal şans, işte şans ortaklığı aldıktan sonra size uzunca bir süre ikramiye çıkmadı. Ve düşünebiliyor musunuz? Yılbaşında çeyrek bilete ikramiye çıkar ve çeyrek bilet mutlaka dördü de satılırdı. Çeyrek bilete çıktı, üçü satılmadı biletlerin birine çıktı bu sene yılbaşında büyük ikramiye. Yani dörtte üçüne el koyan bir anlayış varmış gibi görülüyor. Şimdi o nedenle işte Sayıştay bunların denetlenmesini istiyor. Ya bu adamlar ne yapıyorlar? Bu paraları nasıl dağıtıyorlar? Kaç, ne kadarını topluyorlar? Ne kadar ikramiye veriyorlar? Kaç kişiye çıkıyor ikramiye? Ne oluyor, ne bitiyor? Kimsenin bildiği yok. Yani hiç kimse bunu tanımlayamıyor. Milli Piyango İdaresi'nin başındaki insanlar da tanımlayamıyor. Sayıştay da tanımlayamıyor. Biz de bilmiyoruz ve biz de bunları sorguluyoruz orada ve bunlarla ilgili tutanaklara not düşüyoruz ve geleceğe ışık tutmaya çalışıyoruz. Biz KİT Komisyonu'nda Deniz Yavuz Yılmaz'la, Mustafa Tuncer, Kemal Zebek, Orhan Sümer, Baha Ünlü, Ahmet Kaya ile birlikte 8 kişi yoğun bir çaba sarf ediyoruz ki yarınlara tutanakları bırakalım. Yarınlarda bunların suçlarını, yani yasa dışı hukuksuz işlemler yapanların hesapları sorulsun diye onların her biri yarın iddianame olacaktır Barış Terkoğlu. O ya. Göreceksiniz, bakın, iki sene bir Milli Piyango'nun denetlenmemesi ve denetlenmediği sırada neler yapılıp yapılmadığının soruşturulmaması da çok büyük suçtur. Yani devletin kaynaklarını ağır vurup parmağı savuranlar aynı zamanda Milli Piyango gibi çok büyük gelir getiren bir kuruluşu yok pahasına başka ellere vermişler ve gerçekten Türkiye'de çok önemli bir çekiliş merkezi olan ve devlete çok büyük kazanç sağlayan, öyle böyle değil, çok büyük kar sağlayan bir Milli Piyango'yu özelleştirme ve başkasına 10 yıllığına verme durumuna gitmişlerdir. Ama ben şunu görüyorum ki halk itibar etmiyor bu adamlara. Yani bunlara güvenmiyor. Devletin elinde kalsaydı inanın daha güvenli ve daha uygun bir durum olurdu diye düşünüyorum. Şimdi bu arada benim bir şeyi düzeltmem lazım. Buradan da bir ceza yemeyelim diye ve tabii vicdanen de. Bu arada tabii. Belki de denetlense, hani o 3 yılbaşı ikramiyesi için örnek vereyim. Gerçekten de o 3 millet satılmamıştı.